Kari ücrete bir zam yapıldı ve onun ardından da sıra memur ve emekliye yapılacak zamlara geldi. Şimdi ee, bu bekleniyor, memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak diye. Şimdi gözler Aralık ayı enflasyonunun açıklanacağı salı gününe çevrilmiş durumda. Memur ve emekliler netleşecek tutarın üzerine refah payı eklenmesini de bekliyor. Ülkemizin kazancını zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Asgari ücrete %54,66 oranında zam yapıldı. 2 milyon 250 bin EYT'li emeklilik mutluluğu yaşadı. Sıra memur ve emekli maaşlarına geldi. Kasım ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 5 aylık veriler ortaya çıktı. Buna göre 5 aylık SSK ve Bağkur emekli zammı %14,04, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise %15,04 oldu. Gözler 3 Ocak'ta açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. Yeni memur ve emekli maaşları salı günü enflasyonun açıklanmasıyla belli olacak. Enflasyon farkına ilave olarak toplu sözleşmeden gelen %7 oranındaki fark ödenecek. Ancak memurların beklentisi ise refah payı. Asgari ücrette yapılan düzenlemenin e, çıtası ve çıpası ortada. Bu düzenleme aynı zamanda sahanın okunduğunu ve görüldüğünü gösteriyor. Bunun memurlar tarafından da e, Aynı şekilde memurlar açısından da görülmesi gerektiğini çünkü aynı şartların memurlar için de geçerli olduğunu. 3 Ocak'ta memur zammının belli olmasının ardından refah payı için görüşmelere başlanması bekleniyor. Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından memur cephesinde beklenti yüksek.